Goberler merhabalar. Hemen tarama testini çözeceğiz arkadaşlarım. Toplam fark ve yarım açı formüllerimizin tarama testini gömelim şurada. Birinci soruyla başlıyorum dostlar. Bakın sin kos kossin var. Sin kos kossin olduğunda sinüsün toplam ya da fark formülüydü. Aradaki işaret neyse sinüsünde o formülü. Fark mı aradaki işaret? Fark formülü 40-10 yani 30. Sinüs 30'u sormuş bize. 1 bölü 2'yi paketledim Gober'i. Geldim buna bakalım ne diyor amcam. Yukarıya bakın. Kos kos sin sin. Aynı olduğu zaman kesin kosinüstür demiştik. Ve işaretin tersi olacak. İşaret eksi ise toplamları. Yani kosinüs 60 bölü. Şuraya bakalım. Sin kos sin kos sin kos. Farklı oldukları için de ne olacaktı dostlarım? Bu sinüs olacak. Aradaki işaretin aynısı. Sinüs de aradaki işaretin aynısı. Kosinüs de aradaki işaretin tersi. O halde sinüs 90 oldu burası da. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Sinüs 91'dir. 1 bölü 2'yi 1'e böldüm. Cevap Ceyhan geldi. Bu amca da diyor ki tanjantın beta eksi alfa formülünü yaz. Hemen yazalım. Tanjantı içeriye dağıtıyormuşuz gibi düşünüyorduk. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 var. Açıların çarpımı var. Daha doğrusu tanjant beta ile tanjant alfanın çarpımı var. Şuraya da üstteki işaretin tersini yazıyordum. Artıyı yapıştırdım. Şimdi tanjant beta lazım bize arkadaşım. Biz kotanjant betayı biliyoruz. Tanjant beta ne oluyordu? Takla atmış hali 4. O halde 4 eksi tanjant alfa 2 bölü 1 artı çarpımları yani 8. 4'ten 2 çıktı 2. 9 da burası. 2 bölü 9. Yani cevabım Adana'daymış dedim. Geldim 4 numaralı soruya. Olduğuna göre kotanjant pi bölü 4 artı x nedir diye soruyor. Dostum ben bunun tanjantını buluyordum değil mi? Kotanjant sorulduğunda tanjant pi bölü 4, pi bölü 4 45 derece demektir. Artı x'i bulayım ben. En son bulduğum cevaba takla attıracaktım. Hadi tanjant 45 oluyor değil mi? Burası tan 45 artı tanjant x bölü 1 eksi tan 45 çarpı tanjant x. Peki. Şimdi neyi biliyoruz biz? Tanjant 45'i biliyoruz. 1. Tanjant x'i biliyoruz. Kotanjant x'i bildiğim için takla atmış hali 2 bölü 3. Bölü 1 eksi bu 2 keratanın çarpımı. Çarpımları da 2 bölü 3. Hadi düzenleyelim. 3, 2 daha. 5 bölü 3 yukarısı. 3, 2 çıktı. 1 bölü 3 aşağısı. 3'lere bay bay. 5 bölü 1. Yani cevap Edirne geldi. Ha tabi biz neyi bulduk? Pardon. Tanjantını bulduk değil mi arkadaşlarım? Tanjantı 5 çıktı. Şunun ama kotanjantını sorduğu için taklattırmayı tabii ki ihmal etmiyoruz. Hemen geldik bu amcaya. Kosinüs x artı y'yi soruyor. Bak kosinüsünün açılımını yap diyor. Neydi kosinüs? Kos kos sin sin. Aradaki işaret neydi? Buradakinin tersi, eksi. Buraya da açıları x, y, x, y diye sırayla yazdım dostum. Şimdi bana ne lazım? Kosinüs x lazım. Hemen x'in şöyle dik üçgenini çizelim. Tanjantı 3, 4'müş, burası 5. Kosinüs x, komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 geldi. Çarpı. Kosinüs y lazım. Hemen y'nin de dik üçgenini çiziyorum. Karşısı 8'miş, hipotenüsü 17'ymiş. 8 bölü 17. Daha doğrusu 8'e 17, 8, 15, 17 geldi burası da. Peki buraya ne lazım? Kosinüs y. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 15 bölü 17 yazacağım. Ama bir de işaretlerine dikkat etmeyi unutmayalım dostlarım. Bakın sinüs nasıl, neredeymiş? 180 ile 270 arasında. 180 ile 270 arasında burada yani. Peki burada ben kosinüsü yazıyorum. Kosinüsler nasıl? Eksiler. O halde buraya bir eksi çakalım. Eksi var. Sinüs x lazım. 3 bölü 5 kardeşim. Şimdi bu birinci bölgede olduğu için 0 ile 90 aralığında birinci bölgede her şey artı olduğu için onun işaretine bakmıyorum. Sinüs de kesin artı olacak. Sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5 çarpı sinüs y. Y'mizin sinüsü karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 17. Tabii neredeydi bu? Buradaydı. Zaten burada da eksiyi görüyorsunuz. Sinüs burada eksi olduğu için buna da eksiyi çaktı. Ne oluyor burası? Eksi 60 bölü eksi 85 mi oldu arkadaşım? Şurası da eksi ile eksinin çarpımı artıya döndü. 24 bölü 85. Topladım.
84 bölü 85 ama tabii eksisi var başında. Eksi 84 bölü 85 geldi. Sorumun cevabı Edirne çıktı arkadaşlarım. 5 Edirne. Ha yok lan, bu eksi bu artı niye topladım ki ben bunları, dımbık. Eksi 60 artı 24 eksi 36 yapar. Eksi 36 bölü 85. Az daha gidiyordu bak sorun. Şimdi geldik buna. İfadesinin değeri kaçtır? Ne yapıyordum dostum? Şuna alfa diyeceğim. Şuna beta diyeceğim. Ve soru artık şu hale döndü. Tanjant alfa eksi beta oldu. Bana bunu soruyor. Şimdi tanjant alfa eksi beta'nın açılımı. Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı çarpımları. Tan alfa çarpı tan beta. Şimdi bunu bulacağız. Tabii bunun için ne lazım bize? Tanjant alfa, tanjant beta lazım. Biz neyi biliyoruz? Şuradan bak. Şuraya alfa dediğimde sin alfa ne oluyordu dostum? Kök 5 bölü 5. Hemen bunun dik üçgenini çizelim. Alfa şurası 90. Karşısı kök 5. Hipotenüsü 5. O halde burası 2 kök 5. Pisagor'dan geldi. Şimdi kosinüs betayı biliyoruz dostlar. Onun da hemen dik üçgenini çizelim, betanın kosinüsünü. Betanın kosinüsü kök 10 bölü 10'muş. Yani komşusu kök 10, hipotenüsü de 10'muş. O halde burası 2 kök 10 olacak ki, orası kök 10 yok, 3 kök 10 olacak ki kök 10 çıksın orası da arkadaşlar. 10 çıksın pardon hipotenüsümüz. Peki şimdi tanjant alfa. Karşı bölü komşudan kök 5 bölü 2 kök 5 gelecek arkadaşım. 1 bölü 2. Eksi tanjant beta 3 bölü 1. Bölü 1 artı ikisinin çarpımı, yani 3 bölü 2. Düzenleyelim bunu. 2 kere 3 6. 1'den 6 çıktı. Eksi 5 bölü 2. 2 kere 1 2. 3 daha 5 bölü 2. 5 bölü 2 ile 5 bölü 2 gitti. Geriye eksi 1 mi kaldı arkadaşım? Geldik 7 numaralı soruya. Bakalım burada ne bulacağız? Tanjant 65 verilmiş. Tanjant 40'ın x türünden değeri. Dostum, tanjant 40 neye eşitti? Kotanjant 50'ye. Neden? Çünkü toplamları 180 derece olmasından, 90 derece olduğunda tanjantla kotanjant birbirine eşit. Peki tanjant 65 neye eşitti? Bu da kotanjant 25'e eşit kardeşim. O da x'e eşitmiş tabii ki. Şimdi kotanjant 50'yi biliyoruz biz arkadaşlar. Hadi gelin tanjant 50'yi bulalım biz. Sonra gelip takla attırırız. Tanjant 50. O da tanjant 25 artı 25 değil mi dostum? Hemen yazıyorum. Tan 25 artı tan 25. Yani iki tane tanjant 25. Bölü 1 eksi tan 25 çarpı tan 25. Yani tanjant kare 25. Peki tanjant 25'i biliyor muyuz biz? Kotanjant 25'i bildiğim için tanjant 25'i de biliyorum. 1 bölü x demektir. O halde şöyle olacak. 2 çarpı 1 bölü x bölü 1 eksi 1 bölü x'in karesi. Şimdi düzenleme kısmı. 2 bölü x bölü x kare eksi 1 bölü x kare. Hadi buna da bir takla attıralım. 2 bölü x dursun. X kare bölü x kare eksi 1 geldi. X'ler gitti. 2 bölü x kare eksi 1 çıktı burası. Aa, şurası x kare. X kaldı burada bir tane. 2x bölü x kare eksi 1. Şimdi bu bulduğum ne ama? Tanjant 50. Bana neyi soruyor? Kotanjant 50'yi soruyor. O halde buna takla attıracağım dostum. Cevabım Ceyhan'dan çıkacak. Geldim 8 numaraya. İkisi de birer kareymiş dostlar bunların. Kare ise şuradaki açımız kesinlikle 45-45 diye ayrılıyordu köşegen. Şuraya 1 diyelim, 1 diyelim. Bu karenin bir kenarı 2 geldi. Tanjant FBK, FBK şu açıya da alfa diyelim. Tanjant FBK dedi, tanjant 45 artı alfayı soruyor bize. Peki bu da neydi? Tanjant 45 yani 1 artı tanjant alfa bölü 1 eksi ikisinin çarpımı, yani 1 çarpı tanjant alfa. Peki tanjant alfayı da biliyorum ben. Karşı bölü komşusu 2, bakın karenin bir kenarı olduğu için şu dik üçgenden. 1 bölü 2'dir, şöyle oldu. 1 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 2 kere 1 2, 1 daha 3 bölü 2 burası.
1 bölü 2 burası. Bölü 2'ler gitti. 8. sorumun cevabı Ceyhan çıktı Gobeller. Evet, şimdi geldik 9 numaraya. ABCD karedir diyor. Bir oran vermiş bize. DE, EA'nın 3 katıdır diyor kardeşim. Şuraya 1 dersem burası 3'müş. 4 oldu karenin bir kenarı. 4, 4, 2, 2. Tanjant alfayı soruyor bana. Ben tanjant alfayı şuradaki x ile y'nin toplamı alfaya eşittir. Yani artık bana tanjant x artı y'yi soruyor diyebilirim. Peki bunun da açılımı tanjant x artı tanjant y. Tanjant x'i söyleyelim şu dik üçgenden. 3 bölü 4 artı tanjant y, o da 4 bölü 2'den 2 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı, yani 6 bölü 4, o da 3 bölü 2 yaptı dostum. Düzenleyelim, 8, 3 daha, 11 bölü 4 bölü 2'den 3 çıktı, eksi 1 bölü 2. 11 bölü 4 dursun, eksi 2 bölü 1'i şöyle ters çevirip çarpalım. Gitti, gitti. Burada eksi 1 kaldı, burada da 2 kaldı. Eksi 11 bölü 2, yani Adana çıktı sorumun cevabı. Ve geldim 10 numaraya. ABCD dikdörtgen, DE eşittir EC diyor. O da ona eşit, bu da buna eşit. AB'ye 3K derseniz diyor, BC 2K olacak diyor. Hatta şöyle yapalım, 2 katını alalım. 4 burası olsun, 6 burası olsun. K'lara da gerek yok, sonuçta oran yazacağız. 6 ise 3, 3. 4 ise 2, 2. Kotanjant EBF açısını soruyor. Şu açının kotanjantını soruyor kardeşim. Ben hemen ne yapıyorum şimdi? Bu açının kotanjantını bulacağım ama şuradaki A ile B'nin toplamı, hani buna da X diyelim. A ile B'nin toplamı, bir de X'i toplarsam bunlara 90 yapıyor. Bunun kotanjantını soruyor. X'in kotanjantını bulmaktansa şuranın tanjantını bulurum. Çünkü bunun tanjantı bunun kotanjantına eşit, toplamları 90 derece olduğunda. O halde şimdi benim yapmam gerek A artı B açısının tanjantını bulmak olacak arkadaşım. Tanjant A artı B'yi bulduğum an kotanjant X'i de bulmuş oluyormuşum. Tamam mıdır dostum? Peki tanjant A artı B'yi yazalım. Tanjant A artı tanjant B. Üst taraf böyleydi. Tanjant A 3 bölü 4. Artı tanjant B 2 bölü 6, yani 1 bölü 3 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Çarparsak bunları 1 bölü 4 yapar. Düzenleyelim. 9, 4 daha, 13 bölü 12 bölü 4, 1 çıktı, 3 bölü 4. 13 bölü 12 çarpı 4 bölü 3 oldu. 4'te de şu amcayı sadeleştirelim, 3 kalsın. 13 bölü 9 geldi sorumuzun cevabı. Edirne'deymiş Gobeller. Geldik 11 numaralı soruya. ABCD kare. Peki kare olsun bu ABCD. AE EB'nin 2 katıdır diyor. Şuraya 1 diyelim. Şurası 2. Demek ki karenin bir kenarı 3. Hadi 3'ü de yazdık. Verilenlere göre tanjant alfa nedir diyor. Şuraya ben bir beta diyeyim. Ben şimdi tanjant alfa artı betayı yazacağım. Ve dostum sen şunu biliyorsun kareden dolayı. Tanjant alfa artı beta dediğim, alfa artı beta denilen şu açı 45 derecedir değil mi kardeş? Şimdi onu da yazacağım birazdan. Bu da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Şimdi tanjant alfa artı beta 3 bölü 3'ten 1. Yani 45 derece ise tanjant 45 1'di zaten. Tanjant alfayı ben arıyorum, x diyeyim ona. Artı tanjant betayı da 1 bölü 3 diyebiliyorum. Bölü 1 eksi x ile 1 bölü 3'ün çarpımı x bölü 3. Hadi içleri çarpalım, 1 eksi x bölü 3 olur. Dışları çarpalım, x artı 1 bölü 3 olur. Düzenleyelim şimdi bunu. 1 bölü 3'ü buraya alırsak 1 eksi 1 bölü 3 eşittir x artı x bölü 3 oldu. 3, 2 bölü 3 çıkar burası. 3x, 4x bölü 3 de burası çıkar. 3'ler gitti. X eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 çıktı Gobeller. Ve geldim 12 numaralı soruya. Biraz ışık sanki böyle karardı gibi konu kardeşim. Hemen şöyle bir ışık yakayım ben. Böyle daha güzel olur herhalde diye düşündüm. Evet, daha güzel tabii ki. Hadi devam.
olduğuna göre sinüs 2 alfanın değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi sinüs 2 alfa demek yarım açı formülünden 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. E şimdi 2 çarpı sin alfayı biliyorum. 2 bölü 3. Kos alfayı da hemen şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Sinüs neydi? Karşı bölü. Hipotenüs 9'dan 4 çıktı. Kök 5. Kosinüs alfa da kök 5 bölü 3 o zaman. Hemen bunları da düzenleyelim. 4 kök 5 bölü 9 geldi. Yani cevap Ceyhan'dı. Şuna bakalım. Aynı açının sinüs ve kosinüsünün çarpımını görünce yarım açısıdır bu diyordum. 2 çarpı sin 75 çarpı kos 75'tir bu. 8'i 2 çarpı 4 diye yazdım. Çarpı bir de 4 var dışında arkadaşım. 8'i böyle ayırdım. Şurası artık sinüsün 2 kat açısıdır. 75'in 2 katı 150. Sinüs 150, sinüs 30'a eşit 1 bölü 2 demek. Bir de 4 ile çarp bunu. 4 bölü 2'den 2 geldi. Şuna bakalım. Hemen her iki tarafın karesini alıyorduk değil mi? Bizim klasikleşen sorumuzdu bu arkadaşım. Şurada her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi sinüs x'in karesi şöyle. Artı ikincinin karesi kos kare x. Eksi 2 çarpı sin x çarpı kos x. Eşittir k kare. Dostum şurası zaten 1. Hadi şu k kareyi bu tarafa alalım. 1 eksi k kare olsun. 2 çarpı sin x çarpı kos x de 2 sin x, sinüs 2 x'ti dostum. Eksi olduğu için bu tarafa aldım. Sinüs 2 x diye artı olarak buraya geçti. İşte sinüs 2 x neymiş? 1 eksi k kareymiş diyebiliriz dostlar. Geldik bu soruya. Payda eşitleme sorumuz arkadaşlarım bu. Yine bir payda eşitleyelim isterseniz. Şurayı sin x ile çarpalım. Şurayı cos x ile çarpalım. Çarpıyorum sin x ile. Sin x çarpı sinüs 4x oluyor. Yani sinüs 4x çarpı sinüs x. Arada artı var. Kosinüs 4x çarpı kosinüs x geldi burası da kardeşim. Bölü şu aşağısı da dostum. Sin x çarpı kos 2x geldi. Yok. 2x ile çarpıyormuşum. Pardon. Ha, şunlar 2x'miş arkadaşlar. Şunlar 2x'miş. Çok çok pardon. Burası da kos 2x çarpı sin 2x oldu. Şimdi üst taraf sin sin kos kos. Kosinüsün fark formülü kardeşim. Aradaki işaret artı olduğu için tersiydi. Kosinüs 4x'ten 2x çıktı. 2x kaldı. Bölü. Burayı da 2 ile çarpıp 2'ye bölersem. Çünkü aynı açının sin ve kosinüsünün çarpımı var burada. Üst taraf sinüs 4x olur. Sin 4x olur. Değil mi? Yarım açının 2 katı olacaktı kardeşim burası. Bir de 2 ile vardı. 2 ile ters çevirip çarptım. 2 cos 2x bölü sinüs 4x haline döndü. Hatta şöyle yapalım ya. Sinüs 4x'i de şöyle bir düzenleyelim. Bakın 2 çarpı cos 2x bölü burası 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x'ti ya. Şu ikileri götürelim. Kosinüs 2x'leri de götürelim. 1 bölü sinüs 2x kaldı kardeşim. 1 bölü sinüs neydi? Kosekant. Coseç 2x kaldı. O da Edirne şıkkındaymış. 15. sorumun cevabı Edirne geldi goberler. Evet geçtim bunu. Hemen 16 numarayla devam edeceğim. Eğer kağıdı alıp buraya koyabilirsem. 16 numara. Kök 3 görünce ne yapacaktık dostum biz? Bunun olduğu yere tanjant 60 yazın demiştim. Tanjant 60 da sin 60 bölü kos 60'tı. O zaman şöyle oldu bak. Sinüs 20. Eksi sin 60 bölü kos 60 çarpı kos 20. Şimdi kos 60 ile burayı çarpıp hani payda eşitliyorum. Kos 60 ile kos sin 20'yi çarpıyorum. Eksi şurası geliyor tabii ki. Sin 60 kos 20 geliyor. Bölü aşağıda da kosinüs 60 var. Kosinüs 60 da 1 bölü 2. Şimdi üst tarafa bak dostum. Üst taraf kos sin kos sin. Sinüsün arada eksi olduğu için sinüsün eksi açılımı olacak dostum. Tabi bu da ne olacak? Sinüs 60 eksi 20'den sinüs 40 geldi kardeş. Bir de 2 var. 1 bölü 2'yi de ters çevirip çarpalım hemen yukarıya. 2 tane sinüs farkları 2 sinüs 40 oldu. Ama önce başta sinüs olacaktı ya dostum. 20 eksi 60 diyeceksin buna. Sinüs 20 eksi 60. Yani sinüs eksi 40. Eksiyi de dışarıya salıyor. Eksi sinüs 40.
Bölü 2 vardı. Onu da ters çevirip çarptım. 2 çarpı eksi sinüs 40. Yani eksi 2 sinüs 40 geldi. 17'ye bakalım. İşleminin sonucu nedir diye soruyor. Hemen 2 kare farkı yapacağım bunu dostum. Şöyle. C üzeri 4. C karenin karesi. Arada eksi var. S karenin karesi diye yazdım. Şimdi 2 kare farkı yapalım. C kare artı S kare gelir. C kare artı S kare. Çarpı C kare eksi S kare geldi burası da dostum. Peki C kare artı S kare zaten 1. 1 çarpım durumunda etkisiz eleman. C kare eksi S kare dediğim şey de kosinüsün yarım açısıydı. Yani kosinüs 2 tane açı gelecek değil mi? O da pi bölü 8. Peki kosinüs şunlar gitti. Pi bölü 4 çıktı. Kosinüs 45'te nedir? Kök 2 bölü 2'dir. 17 Ceyhan geldi. Şuna bakalım işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Hemen sadeleştirme yapacağımız bir soru bu arkadaşlarım. Şimdi kosinüs 2x var. Sinüs 2x var. Şöyle yazalım. 1'in olduğu yere ne yazıyorduk? Cos kare x artı sin kare x. Peki kosinüs 2x'te açılımı şuydu. Cos kare eksi sin kare x'ti. Bakın burada sin kare x'ler gitti. Ne kaldı yukarıda? 2 tane cos kare x bölü sin 2x'te 2 çarpı sin x çarpı cos x demektir. Çarpı tanjant da sinüs bölü kosinüs demekti. Bakın şimdi şu kosinüsle şu kosinüsün çarpımı cos kareyi sadeleştirdi. Sinüsle de sinüs birbirini götürdü. İkiler de birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Edirne kaldı. Şimdi sinüs x'i biliyorum 3 bölü 5. Hemen dik üçgenini çizelim mi sinüs x'in arkadaşım? 3 şurası, 5 şurası. Şurası da ne gelecek mecbur? 3, 4, 5'ten 4. Kotanjant 2x'i soruyor. Ben diyorum ki tanjant 2x'i bulup takla attırayım. Tanjant 2x'in açılımı. Tanjant x artı tanjant x'ten 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x'ten tanjant kare x geldi. Peki tanjant x'imiz ne? 3 bölü 4. 2 ile çarpalım 3 bölü 2 yapar. Bölü 1 eksi tanjant kare x yani 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Düzenleyelim. 16, 9 çıktı. Aşağısı 7 bölü 16 oldu. Üstü de 3 bölü 2. 3 bölü 2 dursun. 7 bölü 16'yı 16 bölü 7 diye ters çevirdim. 24 bölü 7 geldi. Ama bu ne? Tanjant 2x. Bana kotanjantı sorduğu için 7 bölü 24 olacak. Yani 19. sorumun cevabı Deniz'de olacak. Geldim 20 numaraya. Kotanjant pi artı x'i soruyor arkadaşlarım. Pi olduğu zaman ne diyorduk biz dostlar? Pi isim değiştirmez diyorduk. Bu yine kotanjant x olacak. Ama bir de bölgesine bakalım hemen bunların dostum. Pi artı x, pi 180 şurası. Biraz x ekledim buna. Buraya geldik. Peki burada kotanjant dediğimiz şey. Kosinüsler eksi, sinüsler de eksi. Eksi bölü eksiden artı. Yani direkt kotanjant x'i soruyormuş bize. Nedir diye bir soru sormuş. Biz şimdi tanjant 2x'i biliyoruz. Tanjant 2x demek yani 3. Tanjant x artı x demek. Gerçi açımız 90'dan küçükmüş ya. Hemen şöyle yapalım mı dostum? Şurası 2x diyordum. Bakın 3'e 1. Hemen şunu şöyle uzatıp daha doğrusu şurada yapayım ben. Şurası 2x olsun. Şurası 3. Şurası 1. Şunu uzatıp şuradaki ikiz kenardan şurası x, x diyorduk dostlar. Hatırlayın hemen bunu. 1, 3 kök 10. Burası da kök 10. Bana kotanjant x'i soruyor. Kök 10 artı 1 bölü 3. Bunları köşe taşında anlattığımız için burada hızlı hızlı yaptım arkadaşım. 20. sorunun cevabı Adana'daymış dedim. Hemen geldim 21 numaraya. Sinüs 40'ın x türünden değeri nedir diye soruyor. Sinüs 40 demek kosinüs 50 demektir dostum. Bana kosinüs 50'yi soruyor. Şimdi kosinüs 50 de kos 50 de 2 çarpı 25 demek. O da kos kare 25 eksi sin kare 25 diye açılır. Ben kotanjant 25'i biliyorum. Kotanjant 25 x'miş. Komşu bölü hipotenüs x bölü 1 olur. Hemen 1 eksi x karenin karekökü geldi değil mi? Burası Pisagor'dan. Kos kare 25 lazım. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten x bölü 1'den x. O zaman x kare. Eksi. Sinüs de şu bölü şuradan karesini alacağım dostum. 1 eksi x kare kalacak buradan da geriye. Hemen eksiyi de içeriye dağıtalım. X kare artı x kare geliyor. Eksi 1. 2x. Dostlar bu kotanjantmış. Biz kosinüs zannettik. Dik üçgeni bir daha yerleştirelim. Şimdi şurası değil o halde dik üçgen.
Kotanjant neydi kardeşim? Komşumuz ilk şey, komşumuz evet x. Karşımız 1. Şurası da kök içinde 1 artı x kare geldi. Şimdi kosinüs 25 x bölü şunun karesi tabii ki. X kare bölü şu. Ne geliyor? X kare bölü bunun karesini aldım mı kök kalkar 1 artı x kare. Eksi sin kare 25. 1 bölü şudur sinüsümüz. Bunun karesini alacağım. 1 bölü yine 1 artı x kare oldu. Bu da x kare eksi 1 bölü x kare artı 1 geldi. Yani hangi soru şıkkımızda var? Evet, Ceyhan şıkkında var sorunun cevabı. Şuna geldik. Evet, şu art tanjantlı olan şu kısma ne diyeceğiz dostlarım şu ifadeye? Alfa diyelim biz isterseniz hemen. Ve bu durumda kosinüs pi artı alfa haline döner. Pi'de isim değiştirmiyordu. Yine kosinüs diyorum ben. Bölgesine bakıyorum. Şu bölgede kosinüsler eksi olduğu için eksi kosinüs alfa geldi. Eksi kos alfa çıktı sorumuzun cevabı. Gelecek daha doğrusu. Peki biz neyi biliyoruz? Alfamız neymiş kardeşim? Şuraya eşitmiş. Şurası ne oldu? Aa yok, 2 alfa mı oldu? Tabii tabii, biz şuraya alfa dedik. Kosinüs 2 alfa oldu burası. 2 alfa oldu. Heh, kosinüs 2 alfa. Şimdi art tanjant 2 kök 2'ye alfa dedik. O halde tanjant alfa 2 kök 2'ymiş. Hemen dik üçgenini çizdim. Alfa burası, karşısı 2 kök 2, komşusu 1, hipotenüsü 3 geldi Pisagor'dan. Kosinüs 2 alfa dediğimiz şey nedir arkadaşlarım? Kos kare alfa eksi sin kare alfadır ki hemen kos kare alfayı yazalım dostlar biz. 1 bölü 3 kosinüs alfa. Karesi olacağı için 1 bölü 9. Eksi sinüs 2 kök 2 bölü 3, karesi olacağı için 8 bölü 9. Çıkarttım eksi 7 bölü 9. Eksi de başında var. Artı 7 bölü 9 geldi. Son sorumuzdayız. Tarama testinin son sorusu. ABC dik üçgen. AB diktir. AC diyor. Tamam. Açıortayınız var diyor. Tanjant DBC. Şu açının tanjantı 1'e 2'ymiş arkadaşım. Şurası A diyelim. A diyelim. Tanjant A açısı 1'e 2. Şunun da tanjantı 1'e 2 o zaman. Yani şurası K ise komşusu 2K'ymış. Kotanjant A, C, B'yi soruyor bize. Şurası hatta M ise şurası 2M'ymiş kardeşim. Bunu da açıortaydan söyledim ben. M'ye 2M olduğunu da söylemiş olalım. M'ye 2M. Ne istiyor şimdi bizden? ACB açısının kotanjantını. Şuna da B açısı diyelim. B'nin kotanjantını istiyor. Peki kotanjant B dediğim şey tanjant 2A'ya eşit arkadaşım. Nereden çıktı hocam bu? Çünkü B ile 2A'nın toplamı 90 derecedir. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına kesin eşit. Yani ben kotanjant B'yi bulmaktansa tanjant 2A'yı bulacağım şimdi. Peki tanjant 2A dediğimizde 2 tane tanjant A bölü 1 eksi tam kare A demekti dostlarım. Peki tanjant A'yı biliyoruz biz az önce söyledi 1 bölü 2. 2 ile çarptım 1 oldu. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 geldi. Biraz daha düzenleyeyim. 1 bölü 4 1 çıktı 3 bölü 4. Takla attırdım 4 bölü 3 geldi sorumun cevabı. Evet Goberler, durduk. Tarama testini gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin arkadaşlar.